Arkadaşlar merhaba. Bu videoda engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alabileceğiniz piyasadaki en uygun fiyatlı SUV otomobillere göz atacağız. Kia Stonic ile listemize başlayalım. Stonic'in başlangıç paketi Cool 1.4 B segmenti otomatik vitesli bir SUV. Aracın atmosferik motoru yüzünden ortalama yakıt tüketimi biraz fazla. Şehir içinde araç fabrika verilerine göre yaklaşık 9 litre, son kullanıcılarına göre ise 11 litre yakıt tüketiyor. Kia Stonic'in liste satış fiyatı an itibariyle 1 milyon 160 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 645 bin TL. Fiat Egea Cross. Fiyatı yüzünden yıllardır en çok satan SUV olan Cross'un en uygun fiyatlı paketi olan Strix 1.4 Fire C segmenti benzinli bir SUV. Manuel vitesli Cross da tıpkı Stonic gibi atmosferik motora sahip. Eski tip bu motorlar yüksek yakıt tüketimiyle anılıyorlar. Liste satış fiyatı Mart 2024 itibariyle 957 bin TL olan Egea Cross'un ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 531 bin TL'ye denk geliyor. Nissan Juke. Tekna 1.0 Juke'un manuel vitesli bas paketi ve en uygun fiyatlı olan modeli. B segmenti benzinli SUV'nin turbo motoru bulunuyor ve ortalama yakıt tüketimi de 5 litre dolaylarında. Liste satış fiyatı 1 milyon 265 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 703 bin TL'ye denk geliyor. Juke'un otomatik vitesli başlangıç paketi olan Tekna 1.0'ın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 804 bin TL'ye denk geliyor. Opel Crossland Essential 1.2 modeli Crossland'in otomatik vitesli başlangıç paketi. Otomatik vitesli turbo motorlu B segmenti SUV fabrika verilerine göre 5 litre ama son kullanıcılarına göre ortalama 11 litre yakıt tüketiyor. Yani marka ile son kullanıcıları arasında yakıt konusunda büyük uçurumlar bulunuyor. Liste satış fiyatı 1 milyon 298 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 721 bin TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Hyundai Veyon. Jump 1.4 Veyon'un otomatik vitesli başlangıç paketi. Bu modelde de atmosferik motor bulunuyor. Veyon şehir içinde 10, ortalamada 7 litre civarlarında yakıt tüketiyor ki bu da bir tık yüksek yakıt tüketimi diyebiliriz. Piyasada en çok satan B SUV'lerden olan benzinli aracın liste satış fiyatı 1 milyon 65 bin TL, ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 592 bin TL'ye denk geliyor. Dacia Duster. Egea Cross ile birlikte en çok satan SUV olan Duster, önceden fiyatı yüzünden çok rağbet görüyordu. Ancak son zamlardan sonra insanlar bu rakamlara Duster alacağıma diğer Master markaların SUV'lerinden birini alırız diyorlar. Duster'ın en uygun fiyatlı olan Expression Eco modeli fabrika çıkışlı benzinli LPG'li C segmenti bir SUV. Aracın turbo motoru ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Liste satış fiyatı an itibariyle 1 milyon 133 bin TL olan Duster'ı engelli raporuyla 630 bin TL'ye alabilirsiniz. Ford Puma. Puma'nın manuel vitesli bas paketi olan Style 1.0 uygun rakamlara satılırken otomatik vitesli başlangıç paketi ise 300 bin TL fazla rakamlara satılıyor. Puma kasa olarak çok beğendiğim SUV'lerden olmasına rağmen pandemi döneminde o kadar fazla stokçuluk yaptılar ki sonraki dönemlerde gözden düştüğü için neredeyse hiç satış yapamadılar. Yani yanlış satış politikası modeli mahvetti diyebiliriz. Manuel vitesli Style 1.0 B segmenti turbo motorlu bir SUV. Ortalamada araç 5 litre yakıt tüketiyor. Liste satış fiyatı 1 milyon 228 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 682 bin TL'ye denk geliyor. Otomatik vitesli Style 1.0 ise ÖTV muafiyetli olarak 838 bin TL'ye satılıyor. Seat Arona. Arona'nın başlangıç paketi olan Style 1.0 modeline bakacağız. Otomatik vitesli B segmenti benzinli SUV'nin turbo motoru ortalama 4.8 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip arkadaşlar. Takip eden arkadaşlar iyi bilirler, Arona'nın en beğendiğim noktasını sürekli söylüyorum. Sürüş destek sistemlerinin neredeyse hepsine sahip bu araç. Bas paketinden en lüks paketine kadar tüm modelleri full geliyor Arona'nın. Liste satış fiyatı
1.286.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 715.000 TL. Citroen C3 Aircross. C3 Aircross'un başlangıç paketi olan Filbot 1.2 PureTech, B segmenti turbo motorlu benzinli otomatik vites bir SUV. Aracın turbo motoru ortalama 5 litre dolaylarında yakıt tüketiyor fabrika verilerine göre. Liste satış fiyatı 1.223.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 680.000 TL. MG ZS Comfort 1.5. B segmenti benzinli SUV'nin atmosferik motoru ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli araç ülkemizde atağa geçen araçlardan. Artık piyasada çokça görebileceğiniz bir model bu. Hem fiyatı hem özellikleri sayesinde bayağı tutuldu. Liste satış fiyatı 1.044.000 TL olan ZS'in ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 580.000 TL. Chery Omoda 5 Comfort 1.6. C segmenti benzinli SUV'nin 183 beygir gücündeki turbo motoru ortalama 10 litre gibi yüksek bir yakıt tüketimine sahip. Otomatik vitesli Omoda 5 de Master markaların stokçuluk yapmasından sonra ülkemizde tutulan araçlardan oldu. Çünkü getirdikleri araçları saklamadan, stok yapmadan sattılar ve bu satış stratejisi sayesinde hatırı sayılır bir satış grafiği de yakaladılar. Servis ağını tam anlamıyla kurduktan sonra önümüzdeki senelerde piyasayı ele geçirecek bir marka gözüyle bakıyorum Chery'ye. Liste satış fiyatı 1.283.000 TL olan Omoda 5'i engelli indirimiyle 712.000 TL'ye alabilirsiniz.